Ne demek istiyor? Önemli bir şey ki bu kadar bağırıyor. Bir dağ sıçanı bu çığlığı neden atar? Çünkü onu alarma geçiren bir tehlike var. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Yok yok, o kadar da değil. Eğer etrafta aile üyelerinden çok kişi varsa bu alarmı verirler. Bunu genelde yaşlı üyeler, hatta yaşlı dişiler yapar. Bu çığlığın iki anlamı var. Birincisi, ben yuvaya döndüm, siz de hemen dönün demektir. İkincisi ise bir nevi böyle çığlık atın demektir. Çünkü genç üyelere nasıl çığlık atılacağını öğretmek içindir. Ayrıca ilkel bir yöntem olsa da bizim ne olduğunu anlamadığımız çığlık bayağı anlamlı. Ne tür bir yırtıcı olduğunu söylerler. Şahinse ıslık, çakalsa tıkırtı gibi çıkar bu ses. Mesela bu kısacık ses bir kartalın onların üzerinde uçtuğunu söyler. Marmotların, yani dağ sıçanlarının konuşmakla ilgili bir yeteneği de var. Kış uykusuna yatsalar da, efsaneye göre tabii, baharın ne zaman geleceğini fısıldarlar. Ekim'den Nisan'a kadar süren kış uykularından kalkıp dışarı çıkarlar ve gölgelerine bakarlar. Eğer gölge göremezlerse, kışın bitmek üzere olduğunu anlarlar. Bu yeteneklerine ya da öngörülerine ise bazı ülkeler bayağı önem veriyor. Bunca zamandır birkaç kere baharın erkenden geleceğini tahmin edip tutturmuş olsa da, bu çok da bilimsel değil.